İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın resmi açıklaması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi kararı. WCIT 2019 Yerevan Forumunda 3. gün. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Kongresmenler Jack Sper ve Judy Chu'yu makamında kabul etti. Suriye hükümet ordusu Manbij'e girmek istiyor. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da hazine avcıları tarafından kazılan alanda 2800 yıllık tarihi bir mekan ortaya çıktı. Türkiye'de kadın katliamları durmaksızın devam ediyor. Karin, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'nin ilhakını ve bölgenin işgalini sürdürmesine izin veren Beyaz Saray'ın kararına ve Cezire'deki Ermenilerin açıklamasına değindi. Beyaz Saray'ın kararı, Kilikya'dan ayrılmaya ve Ermeni nüfusunun Kemalist canilerin insafına bırakan 1921 yılındaki Angora Antlaşması'ndaki Fransız kararını andırıyor ki antlaşmanın 2020'de sona ereceğini hatırlatalım. O zaman o felaket senaryosu hakkında Kürt yetkililerini uyarıyordum fakat onlar beni dinlemek istemedi. Cezire'deki Ermenilerin, Arapların, Suriyelilerin, Süryanilerin birbirlerini çekemeyeceği bir şeyleri yok. Onlar onurlu, tarafsız, örnek bir siyasi tutuma ve tüm bölgenin, sivil nüfusunun haklarının korunmasına, bütün milletlere saygı gösterilmesini ve IŞİD İslamcıları karşısında kendi kaderlerini tayin ve yaşam haklarının onaylanmasını sağladılar. Bugün Türk ordusu için durum değişmedi. Yeni bir provokasyonla ve IŞİD konusunda şahit olduğumuz gibi kendi nüfusunun varlığının doğrudan tehdidiyle karşı karşıyayız. Ben Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine uluslararası hukuk ve anlaşmalar açısından bu konuyu tam olarak incelemeleri için çağrıda bulunmaktayım. Bölgesel sorunları çözmek için Türk ordusuna ihtiyacımız yok. Bölgedeki etnik temizlik ve demografik değişikliklerden kaçınmak istiyoruz. Türk ordusunun Cezire ve Kutsal Ermenistan Der Erzor'a girmesi, Orta Doğu politikasında barış için geri dönüş olmayan bir hatadır. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Parlamentosu Kararı No 26, 13 Eylül 2019. Ermeni platosu ve yakın çevresinde bulunan Ermenilerin yerli halk olarak tanınması hakkında. 9 Mayıs 2016'da kabul edilen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın rehberliğinde Batı Ermenistan Parlamentosu 20 Ocak 2007'de kabul edilen resmi beyannamesini dikkate alarak 13 Eylül 2007'de kabul edilen Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesini dikkate alarak yerli halkların haklarını koruyan tüm Birleşmiş Milletler antlaşmalarını, kararlarını ve beyanlarını dikkate alarak Batı Ermenistan Parlamentosu, yüksek medeniyete sahip Ermeni halkını, tarihi Ermenistan'da Artsakh, Cavakh, Nahçıvan ve Kilikya dahil olmak üzere Ermeni platosu ve yakın bölgelerinde binlerce yıllar boyunca var olan yerli halk olarak tanımaya karar verdi. Ağvan Donaganyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı, 7 Ekim 2019. WCIT 2019 Bilişim Teknolojileri Dünya Forumu Yerevan'da devam ediyor. Müzakerelerin 3. gününde de yoğun bir gündem vardı. İlk önce tanınmış Amerikalı girişim yatırımcısı, yazar, lektör Gary Vaynerchuk bir konuşmada bulundu. Ardından dünya ünlü Reddit ve Enes Lines Capital'in ortak kurucusu Alexis Ohanian, Gevin'in kurucusu Alex Chang, Pexart'ın kurucusu Ovanes Avoyan ve televizyon yıldızı Kim Kardashian söz aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Donayan, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin Ermeni Sorunları Komisyonu üyeleri Jack Speer ve Judy Chu'yu 7 Ekim'de makamında kabul etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre ABD'li kongresmenlerin Ermeni-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi konusundaki devam eden desteğini vurgulayan David Donayan, konuklarına savunma alanındaki Ermeni-Amerikan işbirliğinin seyrini ve perspektifini sundu ve kongre üyelerinin çabalarının da bu yönde işbirliğinin daha da derinleşmesine dair umutlarını dile getirdi. Görüşmede taraflar ayrıca diğer ilgili alanları da ele aldı.
The Hacken News Ajans adlı askeri kaynak, sosyal iletişim ağı Twitter'den bildirdiğine göre Suriye hükümet ordusunun Manbij'in güneybatısında İslamcı üsleri yeniden bombalamaya devam etti. Hükümet güçleri Cezire kenti yakınlarında teröristlerin üslerini bombaladı. Aynı zamanda çeşitli Türk yanlısı grupların militanlarının da içinde bulunduğu yeni kurulan Suriye Ulusal Ordusu'nun lideri, Manbij bölgesinin meşru hükümet tarafından ele geçirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Al-Hadad adlı Twitter sayfasına göre Türk ordusunun bazı birimleri Manbij'in kuzeyinde yer alıyor. Onaylanmayan haberlere göre Suriye hükümet birliklerinin Manbij'e doğru ilerlediğini ve böylece Ankara'nın desteklediği teröristlerin işgalini önlediğini hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ bölgesinin bir köyünde definecilerin zaman zaman kazdığı yerde müze müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazı çalışmasında bölgenin milattan önce 800'lü yıllarda Ermeni Van Krallığı dönemine kadar gittiği seramik analizlerinden ortaya çıkarken askeri veya soyluların yaşadığı alan olarak kullanıldığı belirlendi. Bölgenin 1,5 metre kalınlığında sur duvarları ile çevrili olduğu tespit edildi. Müze müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında bölgenin geçmişe yönelik bir kültür merkezi olduğu düşünüldü. Özgür Gündem'den aktarılan habere göre Demokratik Kadın Hareketi'nin gerçekleştirdiği Kadın Katliamları Atölyesi çerçevesinde yapılan açıklamada, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal altında tuttuğu Batı Ermenistan'da son yıllarda kadın cinayetlerinde artış kaydedildi. Sosyolog Evin Güleker, kadınların sürekli namlunun ucunda olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların kamusal alanda, evde ve aile ortamında katledildiğini belirterek, kadınların kardeşleri, erkek arkadaşları, sözlüleri ya da eşleri tarafından katledildiğini kaydetti. Güleker, AKP hükümetinin geldiği 2002 yılından 2011 yılına kadar 6.428 kadının vahşice katledildiğini belirtti. 2012 yılında 139, 2013'te 237 kadının katledildiğini sizlere hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şoakın adlı halk topluluğundan Andok Govund adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.